babamı çok seviyorum. Teşekkür ederiz İlayda. Yerine oturabilirsin. Evet, başka okumak isteyen var mı? Kompozisyon. Tamam, tamam. Öykü. Sen okumak ister misin kompozisyonunu? Hadi gel bakalım. Dinliyoruz öyküyü. Teyzem. Beni teyzem büyüttü. Annemle babam öldükten sonra teyzem beni kendi yanına almış. Kendi çocuğu gibi bakmış. Her zaman her şeyimle ilgilenir. Bir dediğimi iki etmez. Beni çok düşünür. Beslenmeme, sağlığıma çok dikkat eder. Temizliğime de tabii. Derslerime yardım eder. Ödevlerimi her zaman kontrol eder. Teyzem beni teyze gibi değil de anne gibi sever. Yalnız olmadığım, böyle bir teyzem olduğu için çok şanslıyım. Teşekkür ederiz Öykü. Bence çok güzel bir kompozisyon olmuş. Akşam bunu mutlaka teyzenin de okumalısın. Tamam mı? Çok mutlu olur. Hadi geç bakalım yerine. Öğretmenim. Efendim Zeynepciğim. Gel bakalım. Çok güzel yazmışsın. Gerçekten mi? Gerçekten. Teşekkür ederim. Ama bunların hepsi doğru değil. Ama aramızda kalacak değil mi? Yavaş yavaş hazırlanın. Matematik ödevini unutmuyoruz. Ya keşke annemizin varsa sen de park gidebilsem. Şimdi ne güzel oynardık. Ya boş ver Mertcan. Daha sonra da oynayabiliriz. Ya annem hiç bırakmıyor ki. Ne güzel, sana karışan yok. Ne istiyorsun onu yapıyorsun. Anne, biraz Öykü'yle oynayabilir miyim? Ne olur, ne olur. Hadi oğlum, eve artık. Öykücüğüm, nasılsın kızım? İyiyim Betül teyze, siz? Biz de iyiyiz. Teyzen nasıl? İyi. Size selam var. Sen de selam söyle. Gene geç mi geliyor eve? Bak, bir şeye ihtiyacın olursa çık gel bize, tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Görüşürüz Öykü. Görüşürüz Mertcan. Mertcan, kemerini takmayı unutma. Tamam anne. Türk Otosanayi, Darüşşafaka, Hacı Osman.
Teyze? Sevgili Öykü. Artık sana bakamayacağım. Aşağıda babanın adını ve adresini yaz. Babanı bul. Babanın adı Demir Göktürk. Demir Göktürk, Demir Göktürk, Demir Göktürk. Demir Göktürk. Evet Aydın Bey, evet. Evet, benim çok yakın arkadaşım kendisi. Hatta kardeşim sayılır. Ya az önce nezareti aldılar. Tamam. Tamam, Allah razı olsun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Olur, olur, olur. Olur, orada buluşalım. Tamam. Tamam, ben şimdi çıkıyorum. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Hadi bakayım. Ay. Ufaklık, yardım ister misin? Sağ ol, ben çıkarırım. Demir Göktürk. Demir Göktürk sen misin? Yo. Burası onun evi değil mi? Evet, onun evi. Ama Demir evde yok. Peki nerede? Ben onu nerede bulabilirim? Bir şey diyeceğim, sen
Ne yapacaksın Demir'i? Yani ne işin olur ki senin Demir'le? Ben onun kızıyım. Vay be. Demek Demir'in kızısın ha? Evet. Peki bir şey soracağım sana. Annen kim senin? Yani ben belki tanırım biz çünkü nereden baksan bir 15 sene falan oldu. Demir'le hiç ayrılmadım. Ben bebekken annem ölmüş. Peki kim bakıyor sana? Teyze. O nerede peki? Gitti. Peki bir şey soracağım ben sana. Ben senin Demir'in kızı olduğunu nereden bileceğim? Belki bana yalan söylüyorsun. Demir Göktürk nerede? Benim onu bulmam lazım da. Şeyde Demir. Nerede? Baban şeyde. Allah'ım yarabbim, ne kadar çocuğa nasıl söylenir bu ya? Şuraya bak, valizini de alıp gelmiş yavrucak. Ulan ben bile bu kadar üzüldüysem. Kalk gidiyoruz, kalk. Nereye? Kalk, babana gidiyoruz, babana. Alo, avukat bey, çok acayip bir şey oldu. Ya Demir'in çocuğu varmış. Ya karşımda şu an, karşımda. Tamam, onu da alıp geliyorum şimdi, tamam. Kolay gelsin. Fazla uzatmayın. Buradan adliyeye gidecek. Tamam memur bey. Allah kurtarsın kardeş. Demir. İyisin değil mi lan? Sana bir şey yapmadılar değil mi canım kardeşim? He? Nezarethanede mal kardeşim. Kapalı cezaevinde değil. Ama Allah bilir başıma neler gelecek oraya gidince. Oğlum. Sen sağlam adamsın. Kurtarırsın kendini bir şekilde. Rahat ol. Ben çıkınca sen nasıl koruyacaksın lan kendini? Ha? Çünkü bu kez geberteceğim. Dedim beni lan, geberteceğim seni. Oğlum, kıyamazsın lan sen bana. Kıyacağım kardeşim, kıyacağım. Parçaları ayıracağım, kıyacağım, yapacağım lan senden. Duydun beni. Lan Godfather çekme şimdi bana, dinle beni. Oğlum, çıkaracağım seni buradan. Sen soktun, sen çıkar zaten. Nasıl yapacaksın onu, ha? Oğlum, çok acayip bir şey oldu lan. Kızını buldum. Onun sayesinde çıkaracağım seni buradan. Kızını? Evet. Kızımı buldun yani? Aynen oğlum. Lan gerizekalı, benim kızım yok ki. Ne oluyor? Sessiz. Pardon memur bey. Oğlum. Varmış lan, varmış. Dinle beni. Avukatın dedi ki, eğer hakim bir şekilde kızına bakmak zorunda olduğunu ikna ederse yırtar dedi oğlum. Lan en azından şartlı tahliye ediyor lan. Ne diyorsun oğlum sen? Duymadın mı beni? Benim kızım yok. Benim kızım yok! Beni kızımdan ayırmayın hakim bey, ne olur. Yani karşınızda bir aile trajedisinin mağduru olarak bulunuyor. Annesi onu tanıma fırsatı bile vermemiş ki bana. Doğumunu görmemişim. En güzel yıllarını görmemişim. Ben yeni bir hayata başlamak istiyorum hakim bey. Bütün ilgimi, bütün sevgimi, her şeyimi kızıma adamak istiyorum. Onu yetiştirmek istiyorum. Anladım. Oturabilirsin.
Sen. Müvekkilimin kızı şu an burada. İzin verirseniz onu da dinleyelim. Peki dinleyelim. Alın şimdi. Geç kızım. Adın ne senin? Öykü. Kaç yaşındasın Öykü? 8. Kızım babanı hiç tanımıyorsun. Onu bulmuş olsan bile devletin himayesine alınabilirsin. Seni bir yurda yerleştiririz. Orada akranlarınla, yaşıtlarınla beraber kalırsın. İster misin? Hayır, hayır Hakim amca. Lütfen yapmayın. Beni yurda falan göndermeyin. İzin verin de ben babamla kalayım. Peki babanın adresini nereden biliyorsun? Onu nasıl buldun? Teyzem bana mektup bırakmıştı. Oradan biliyorum. Okuyayım mı? Oku kızım. Sevgili Öykü, benim artık seninle ilgilenecek gücüm yok. Artık sana bakamayacağım. Aşağıda babanın adını ve adresini yazdım. Lütfen gidip babanı bul ve beni unutup babanla mutlu bir hayat sür. Babanın adı Demir Göktürk. Senin için hep dua edeceğim. Teyzem. Peki ilk ne zaman gördün sen babanı? Burada, şimdi gördüm. Sayın Hakim, gereken tüm belgeler dosyanızda mevcut. Demir Göktürk'ün cezaevinde değil, bakımına muhtaç olan kızının yanında kalması gerekiyor. Müvekkilimin tahliyesini talep ediyorum. Avukat Bey çok sağ olun. Çok bizim teşekkür ederiz. Bizim yok, görevimiz. Evet Demir Bey, durumun farkındasınız değil mi? Hakim yeni sorumluluklarınızı daha öncesinde sicilinizde işlenmiş, kanıtlanmış herhangi bir cezai suç olmadığı için cezanız ertelendi. Ama vasi olarak yasal hükümlülüklerinizi yerinize getirmezseniz maalesef ki cezanız infaz edilir. O yüzden kendinize dikkat edin. Tabii ona da. Tabii tabii. Çok sağ olun tekrardan. Allah razı olsun. Sağ olun. Evet. Hadi ben de kaçar. Şşt, nereye lan? Nereye? Nereye? Gidiyorum oğlum. Annem bekliyor. Kısır kurtuluş falan. Sen sardın zaten başıma bu belayı. Al götür oğlum bu çocuğu. Ne yapacağım ben? Oğlum duymadın mı lan? Çocuk senin be senin. Allah Allah. Oğlum çocuk sayesinde çıktın ya dışarı. Hadi bakalım siz şimdi baba kız biraz vakit geçirin. Sonra görüşürüz tamam mı Öykücüğüm? Uğur nereye gidiyorsun? Hadi, hadi. Şişt, nereye gidiyorsun lan gelsene. Bir sen eksiktin. Sana bakacak kimse yok mu? Ben çocuklardan nefret ederim. Çocuklar sürekli ağlayan,
Böyle kendi başlarının çaresine bakamayan zavallılar. Üstelik ben seni ömrümde hiç görmedim ki. Ben de seni ilk defa gördüm. Ben şimdi de görmek istemiyorum. Ben senin baban değilim. Gerçekten mi? Gerçekten. Nereye? Sen eğer benim babam değilsen... Hakim amcaya yalan söyledin. Eğer ben doğruyu söylemezsem yalancı olurum. O yüzden de beni hapse atarlar. Dur. Ya bırak, anlatacağım bana Hakim amca. Anlatacak bir şey yok, şaka yaptım. Şaka yaptım ben. Hadi yürü. Yürü. Nereye gidiyoruz? Teyzeni bulmaya. Teyzem yok. Gitti dedim ya. İyi, bir de ben kendi gözlerimle göreyim de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.